Evet, merhaba Skyway takipçilerimiz. Bugün ikinci online görüşmemizi sizinle başlatıyoruz. Gelen misafirleri ben buradan birkaç tane görebiliyorum. Bunun dışında gelenler var mı? Varsa 2+ şeklinde bir mesaj yazmanızı rica edeceğim hepinizden. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımız Skyway ile ilgili yatırımın yapılabilecek teklifler hakkında bir küçük sunum yapacağız size. Sunumumuz geçen ay Mayıs ayında yapılan Level Up altındaki indirim ve bonus teklifleri vardı. Bunların kazananları, yarış sırasındaki yarışan ülkeler arasındaki sıralamalar belli oldu. Bunlarla ilgili kısa bilgi vereceğiz. Bunun dışında 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlatılmış olan bir indirim teklifi var. Bu teklif 30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 30 Haziran gecesi 23:59 saatlerinde bitecektir. Değerlendirmek isteyen katılımcılarımız, yatırımcılarımız olursa bu teklifleri değerlendirmeleri mutlaka tavsiye edilir. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler bizim platformda yer alan haberlerimizi takip edebilirler. Verilen teklifler arasında yeni yatırımcılar getirmeniz konusunda bilgiler yer alabiliyor. Yeni yatırımcıları nasıl getireceğinizi öğrenmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Skyway sitesinin bilgileri arasında mail adresleri yer almaktadır. Onlar üzerinden bizimle irtibata geçip nasıl yatırımcı çekebileceğinizi, nasıl kendi altınızda bir yatırımcıyı bulundurabileceğinizi görüşerek bilgi alabilirsiniz. Geçen ay Mayıs ayı, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Level Up koşullarıyla başlatılan bir bonus programımız vardı. Bu bonus programı içerisinde ülkeler birbirleriyle yarıştılar. Kim daha fazla yatırım getirebilecek, kim birinci sıraya geçecek şeklinde bir programın sonuçlanması bekleniyordu ve o program sonuçlandı, bonus programı. Programın şartlarından biri 1 Mayıs itibariyle başlıyordu. 1 Mayıs itibariyle programa üye olmak gerekiyordu. Bu üyelik sırasında puan toplayabiliyordunuz. Topladığınız puanları sonrasında birinciliği, ikinciliği şeklinde alabileceğiniz sıralama vardı. Yatırımcı olmak için kişisel yatırımınız 200 dolardan başlaması gerekiyordu. Bunu taksitlendirebiliyordunuz. Aynı ay içerisinde bir de bir yatırımcı da getirme şartı vardı. Tabii yatırımcı kaç tane getireceğiniz tamamen size bağlı olarak getirdiğiniz yatırımcılar sizin katılımınızı ve bonuslarınızı artırıyor. Sıralamada birinci sıralara geçmenize neden oluyor, fırsatı sağlıyor. Bu tür bonus programlarına katılarak, yatırımcıları getirerek ve kendiniz de yatırım yaparak bizden Skyway grubundan alacağınız hediyeler, indirimler gibi ödülleriniz olabiliyor. Bunun da bilgisini verelim. Mutlaka ki kazanmak her zaman her yerde mümkündür. Bunun için de olanaklar ve şanslar veriliyor. Bunları değerlendirebilirsiniz. Mayıs ayında sıralamaya baktığımız zaman şöyle yapalım. Sizinle birlikte paylaşalım. Saniye.
Sizinle bilgileri paylaşacağım. Bu bilgilerle ilgili hangi ülkeler öne geçtiğiyle ilgili küçük bilgi paylaşımı yapacağım ve eğer aktarabilirsem bunu ayrıca size belge olarak da göstermek istiyorum. Tabii bu mümkün olursa yapacağız. Evet. Mayıs ayında katılımcıların dekor rakamı 13.764 dolar olarak bir havuzda toplanmıştır. Bunlar da birinci toplam havuzun değeri 13.764 dolardır. Burada birincilik 4.129 dolarla başlamıştır. İkinci 2.752 dolarla devam etmiştir. Üçüncümüz 2.064 dolarla, dördüncü 1.101 dolarla, beşinci 953 dolarla devam etmiş olarak görünüyor. Toplam 10 tane sıralamada 10 tane başarılı, en başarılı ülkeler yer almış görünüyor. Bunlardan birinci Vietnam görünüyor. Nijerya ikinci, üçüncü sırada Endonezya var, dördüncü sırada Slovakya yer almaktadır. Beşinci sırada Çek Cumhuriyetleri yer alıyor. Daha sonrasını bunların arkasından takipte Avustralya var, Almanya var, Belçika, Kırgızistan güzel bir sıralamayı yakalamış. 10. sırada Rusya devam ediyor. Hollanda, Umman ve Macaristan olarak devam etmektedir. Toplamda ödül programına katılan 33 tane ülke var. Rating sıralamasında sadece 21 ülke yer aldı. Bu ay içerisinde, Haziran ayı içerisinde 34 ülkeden 21 ülke sıralamada yerini biraz daha yukarıya çıkartmış bulunuyor. Yani daha fazla katılımcıları, daha fazla yatırımcıları getirdiği görünüyor. Bu ülkeler arasında Güney Kore, Kazakistan, Brezilya, Malezya, Fil Dişi Sahilleri, Özbekistan, Kanada, Tacikistan, Tayvan, Belarus, Hırvatistan, Fransa, İsviçre, Slovenya, Kolombiya gibi ülkeler yer almaktadır. Bu rentinglerde birinci sıralara geçmek için daha fazla yatırım ve daha fazla yatırımcı getirmemiz gerekiyor. Tabii ne kadar fazla yatırımcı getirirsek ve ne kadar fazla yatırımımız olursa toplamları hesaplandığı zaman o kadar yüksek sıralamaya geçme şansımız artmaktadır. Level Up programları bu şekilde devam edecektir. Level Up'la ilgili bilgi almak isteyenler yine platformda yer alan linkler üzerinden, siteler üzerinden bizi takip edebilirler. Anlamadıkları konular olursa mutlaka yetkililerden bilgi alabilirler, sorularını sorabilirler. Mail adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirler. Koşulları verilecek programla ilgili, ödül programları ile ilgili bilgileri, nasıl yatırımcıyı getirebileceği konudaki destekleri ve getirmek istedikleri yatırımcılar konusunda ayrıca destek olunmasını istedikleri konular varsa onlarla ilgili de ayrıca irtibata geçebilirsiniz. Mayıs ayı için güzel geçmiş olduğunu umut ederek sonraki haberlerimize geçelim. Geçmiş ayımız umuyoruz ki Haziran ayımız Mayıs ayından daha güzel geçecektir. Hepimiz için yatırımlarımız artacaktır, yatırımcılarımız çoğalacaktır.
Bonus programlarına katılımlar daha yüksek olacaktır ve tabii Türkiye genelinde de katılımların daha yüksek olmasını hep birlikte bekliyoruz. Ve mümkün olduğunca birbirlerimizle haberleşiyoruz. Birbirimizin bilgilerini paylaşarak konularla ilgili bilgilendirme şeklinde bir iletişim kurma imkanımız da vardır mutlaka ki çevremizde. Bu yatırımlara katılıp başarılı sıralamalara geçme imkanını sağlayacak şanslarımız var. Bunu bize grubumuz Skyway grubu sağlamaktadır. Hep birlikte kazanmak amaçlanmaktadır bu konuyla ilgili. Hem ortak oluyorsunuz, hem yatırımcı oluyorsunuz, hem grubunuzu kuruyorsunuz. Kendi altınızda yer alacak yatırımcılarınızla birlikte güçlü bir ekip kurabilirsiniz. Bu ekiple birlikte hiç aklınıza ve hayalinize gelmeyecek yüksek derecelere ulaşma şansınız var. Bunları hepsini değerlendirebilirsiniz. Bunları değerlendirirken başkalarının da değerlendirmesine sebep olma imkanınız çok daha fazla. Kendiniz kazanırken başkasının da kazanmasına vesile olmuş olursunuz. Bunun dışında sunum başladığımızda söz ettiğimiz bir Step Up 2021 bonus programımız vardı. Bu programla ilgili de sizinle birlikte küçük bir paylaşım yapmak istiyoruz. Bu arada etkinliğimize, online sunumumuza katılmak isteyen arkadaşlar ayrıca yazıyorlar. Katılmak isteyenler biraz gecikti sanırım. O yüzden katılana varsa hoş geldiniz diyorum yine tekrardan. Dinlerken sorularınız mutlaka olacaktır. Bu soruları yazarak not düşmenizi isterim. Daha sonraki görüşmelerimizde mutlaka bunları cevaplayarak size dönüş sağlayacağız. Veya mail adreslerinizi bırakabilirsiniz. Telefon numaranızı ve irtibatlarınızı bırakabilirsiniz. Biz de size dönüşlerimizi yapacağız. Bilgilendirme yapacağız. Sorularınıza cevap vereceğiz. Step Up 21 2021 ödül programında teklifimizde yer alan 30 Haziran akşam 23:59 saatleri arasına kadar devam eden bir teklif yer almaktadır. Bu teklif içerisinde nasıl kazanabileceğinizi kısaca anlatmak isterim. Skyway projesi 5 yıldan uzun süredir devam eden bir proje. Bunu daha önce de anlattık ama yeni katılanlar mutlaka merak ediyorlardır ve sormak istedikleri mutlaka soruları da olacaktır. Onları da ayrıca bekliyorum. Promosyon yine tekrar vurgulamak istiyorum. 30 Haziran gecesine kadar devam edecektir. Promosyon içerisinde bir bölü 60 ve bir bölü 100 olarak indirimle sabit taksitlerle 12 ay süreyle başlıyor ve devam ediyor. Taksitleriniz bu süre içerisinde, bu promosyonun içerisinde yer almaya başladığınızdan itibaren değişmiyor. Değişmeden devam ediyor, yararlanıyorsunuz. Bir kere de 1 bölü 100 olarak indirimle 1200 dolar yatırırsanız 120 binlik pay sahibi oluyorsunuz. Taksit planınıza da bunu 12 ay olarak yansıtabiliyorsunuz. Her ay belirli böldüğünüz miktarlarla ödemelerinizi yapıyorsunuz. Sizi de zorlamayacaktır. Zorlanmadan size uygun taksit şekillerini seçme imkanınız var.
Bunları inceleyebilirsiniz. Yine link adreslerimize girebilirsiniz. Skyway platformunda kaydınızı yapıp bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Yer alan mail adreslerinden de yine bilgi talebinde bulunabilirsiniz ve yine Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yatırımcı olmak isteyen Türkiye tarafından bu projenin içerisinde yer almak isteyenler bize bilgilerini iletebilirler. Biz kendileriyle irtibata geçip bilgi paylaşımında bulunacağız. Yani bu yatırımları yaparken bir prim sahibi oluyorsunuz. Bu primleriniz, sizin taksitleriniz kapatıldıktan sonra sizin prim hesaplarınıza geri yatıyor. Ama öncelikle taksitlerinizin tamamının kapanması gerekiyor. Örneğin 1 bölü 100 indirim ile 8 ödeme yaptıysanız, bir ödemeyi kaçırdıysanız bu durumda sekiz ödemeyi yapmayı başardıysanız ve ödemeyi kaçırdıysanız 1 bölü 35 indirimli 28 binlik payı alırsınız. Bu da bir örnek verilmiş. Aylık ödemelerinizi yapmanız önemli. Kaçırmadan bunları yaparsanız prim ödemeleriniz verilen sözlere istinaden net şekilde yapılmaktadır. Aylık ödemeleri geciktirmemeniz gerekiyor. Çünkü aylık ödemeleri geciktirdiğiniz zaman taksit planınız iptal olma ihtimaline girmiş oluyor ve taksit planınızı geri yükleme şansınız olmuyor. O yüzden taksitlerinizi mümkün olduğunca düzenli ve tarihini geçirmeyecek şekilde ödemelerinizi yapın. Taksit aşamaları, indirimler nasıl çalışır diye merak edenler mutlaka vardır. Örnek verelim burada 12 aylık taksit ödemelerinizi örneklendirelim. 1200 dolar tutarında taksit ödemeleri diyelim ki yatırım yaptığınız 1200 dolar olarak ve 12 aylık bir taksit ödemesi seçmiş bulundunuz. Buradaki ödemeler şu şekilde devam edecektir. Birinci ay içerisinde ödeme yapılır 1 bölü 24 olarak. İkinci ay içerisinde yapılan ödeme 1 bölü 25 olarak. Üçüncü ay 1 bölü 26 olarak artarak devam ediyor. Dördüncü ayda 1 bölü 27 olarak devam ediyor. Beşinci ayda 1 bölü 28 olarak devam ediyor. Altıncı ayda 1 bölü 29 olarak devam ediyor. Yedinci ayda bu rakam birazcık artıyor. 1 bölü 31 oluyor. Sekizinci ayda 1 bölü 35 olarak devam ediyor. Dokuzuncu ayda 1 bölü 40 olarak devam ediyor. Onuncu ayda 1 bölü 60 olarak devam ediyor. 11. ayda 1 bölü 80 olarak ve 12. aya geldiğinizde 1 bölü 100 olarak. Örneğin 7 ödemeyi yaptıysanız ve bir sonraki ödemenizi zamanında yapmadıysanız taksitiniz kapanacak ve 1 bölü 37 indirimden payları sahip olacaksınızdır. 1 bölü 100 indirimi ile pay almak için 12 ayın tümünü gerçekleştirmeniz gerekecektir. Buna dikkat ederseniz verilen sözler yine aynı şekilde yerine getiriliyor. Fakat sizin aksattığınız durumlarda taksit planınız iptal ediliyor ve ödediğiniz kadar priminiz oluşmuş oluyor. Yine bir örnek verebilirim sizler için. Biraz daha net ne yapabileceğinizi, hangi seçeneklerle devam edebileceğinizi görebilmeniz için.
Örneğin diyelim ki 600 dolar olarak bir taksit ödeme aşamasını seçmiş oldunuz, indirim aşamasını seçmiş oldunuz. Burada birinci ayda ödemeniz 1 bölü 20 olarak devam eder. İkinci ayda 1 bölü 23 olarak devam eder. Ve üçüncü ayda 1 bölü 24 olarak devam ediyor. Altıncı aya kadar bu şekilde gidebiliyorsunuz. Altıncı aya kadar düzeltme yapıyorum. Üçüncü ayda ödemeniz 1 bölü 24 olarak. Dördüncü ayda 1 bölü 25 olarak devam eder. Beşinci ayda 1 bölü 26. Altıncı ayda 1 bölü 27. Yedinci ayda 1 bölü 28. Sekizinci ayda 1 bölü 29 olarak. Dokuzuncu aya geldiğim zaman bu biraz daha yükseliyor. 1 bölü 35 olarak gider. 10. ayda 1 bölü 40, 11. ayda 1 bölü 50 ve 12. aya geldiğinizde 1 bölü 60 olarak devam etmiş olur. Burada da yine örnek gösterelim. Örneğin 5 ödemeyi yaptıysanız, bir sonraki ödemeyi zamanında yapmadıysanız, yapmış olduğunuz ödeme son ödemeye istinaden kapatılır. Bu da demektir ki 5. ayda ödeme yaptıysanız ve 6. ayda ödemeyi yapamadıysanız burada sıralamada saydığımız gibi 5. ayda 1 bölü 26'da kalmıştık. Buradaki taksit planınızda yine 1 bölü 26 indirim payınızla kapatılır. Siz 1 bölü 26 indirim payıyla pay sahibi olmuş oluyorsunuz. 1 bölü 60 indirim almak için 12 aylık ödemenizin tamamını kapatmış olmanız gerekiyor. Herhangi bir aksama olmadan, düzeni bozmadan, gününü geçirmeden, ödemelerinizi geciktirmeden yapmış olmanız gerekiyor. Yatırımcı getirerek kendiniz kazanın, yatırımcılarınıza kazandırın. Bu yatırımcılarınız büyük küçük olarak değişebilir. Herkes için bir açık olan yatırım teklifimiz vardır. Herkes kendine göre bir teklif seçebilir. Bu teklifler içerisinde miras bırakma şansınız da var. Çocuklarınız için de satın alabileceğiniz teklifler var. Çocuklarınız, öğrenciler, üniversite öğrencileri gibi 18 yaşını doldurmamış velisi olmak durumunda olduğunuz çocuklarınız için de tekliflerimiz mevcuttur. Reşit yaşına geldiği zaman artık kendi yatırımlarının kendisi takibine başlayabilir. Tabii belirli bir yaş aralığından sonra reşit olduğu zaman bunu devam ettirebilir. Burada küçük yatırımcıya da büyük yatırımcıya da sağlanan güzel teklifler yer almaktadır. Yapılan tekliflerle biz hem kendimiz için bir iş kurma yoluyla devam ediyoruz. Bu işi kurarken gelecekte miras bırakma hakkına da sahip oluyoruz ve en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımız için temiz havada, temiz ekolojik ortamda büyümeleri için geleceği oluşturmaya başlamış oluyoruz. Mutlaka ki bu ilerleyen süreçlerde değişecektir. Mutlaka bunlar hep karayolu ulaşımıyla kalmayacaktır. Karayolu tabii ki de alışmış olduğumuz bir sistem ama karayolu dışında kullanabileceğimiz asmalı yollar dediğimiz ulaşım sistemleri de olduğu, yük taşıma sistemleri de olduğunu birçok ülke ve birçok insan fark edecek ve sistem değişecektir. Bunu geliştirmeye, bunu genişletmeye, buna yatırımcı çekmeye ve bunu geleceğimizde
kullanabileceğimiz duruma, geleceğimizde evlatlarımıza, çocuklarımıza, kendimiz için öncelikle ve çocuklarımız için tabii ki bir yatırım yapmış oluyoruz. Hem kazanıyoruz, hem kazandırıyoruz. Geleceğin işini şimdiden kurmaya başlıyoruz. Burada diğer ülkeler arasında birçok ülke içerisinde büyük bir başarıyı sağlayabilecek ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye'nin her zaman her yerde bu mutlaka bir liderliği olmuştur. Düşünüyorum ki Skyway konusunda da Türkiye bir lider haline gelecektir. Çünkü biz geleceğimizin çocuklarımız olduğunu biliyoruz ve onlar için yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bütün yeniliklere açık olduğumuzu da, bütün dünyaya da bunu zaman zaman güçlü bir şekilde hissettiriyoruz daima. Ve yine bu projenin içerisinde de hissettireceğimizi düşünüyorum ve böyle umut ediyorum ve bana katılanlar da olduğunu düşünüyorum ayrıca. Bu beni mutlu eder mutlaka. Gelecekteki kullanım ulaşım sistemi kullanılmaya başladığı zaman birçok insanın ben bu fırsatı nasıl kaçırmışım demiş olmasına şahit olacağınızı düşünüyorum. Ben de buna şahit olacağım. Çünkü ben de bir yatırımcıyım, ben de bir ortağım. Benim de geleceğe dair umutlarım çok büyük Skyway konusunda. Benim için de aslında önemli konulardan biridir. Hava kirliliğinin önlenmesi, yakıt tasarrufunun sağlanması, enerjinin tüketimi konusundaki sağlanacak tasarruflar, bunlar çok önemli. Milli gelirimizi ülkemizde de daha arttıracaktır. Çünkü maliyeti düşük, tüketimi az olan bir proje hayata geçiriliyor. Başarılı olan ülkede bu proje çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Başarılı olan ülke her zaman daha önde lider olarak devam edecektir. Türkiye genelinde bu proje içerisinde bakmaya çalışırsak gerçekten çok yüksek bir potansiyele sahip bir ülkeyiz. Gerçekten çok büyük yatırımcılarımız var ama henüz bu konuyla ilgili bilgileri olmayan fakat birileri üzerinde ulaşmak mümkün olan büyük yatırımcılar vardır. Bunlara ulaşmaya çalışırsanız, projemizi desteklerseniz ve bizimle birlikte büyümek için yol alırsanız, birlikte geleceğimizin işini kurmamız konusunda yardımcı olursanız, çocuklarımıza güzel geleceği inşa etme konusunda da yardımcı olursanız, ticari anlaşmalar içerisinde gerçekleşecek olan yük taşımacılığında da kullanılacak olan araçlarımız olacak. Bunlar için de bir adım atmış olacaksınız. Ticaretle uğraşan insanlar vardır mutlaka etrafınızda. Bunlara ulaşabilirsiniz. Yapılan ticaretlerdeki mesafelerin ne kadar kısalacağını ve ne kadar sistematik ve hızlı olacağını anlatabilirsiniz. Yük taşımacılığı aslında çok önemli bir konu. Buna aslında bir gün özel olarak değinmek isterim. Çünkü ülkeler arasında yük taşımacılığında gerçekleşen çok büyük kazalar oluyor. Çok büyük mal teslimatında gecikmeler oluyor. Çok büyük maliyetlere sebep olan taşıma sistemleri var. Çünkü bir ürünün bir ülkeden diğer ülkeye nakledilmesi çok basit bir şey değil. Birkaç tane aktarma geçiren çalışma sistemi olan nakliye sistemlerimiz var. Bu projenin daha ileriki zamanlarda gerçekleşmesi, sistematik olarak devam etmesi bize ticari anlamda da gerçekten büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ülkeler arasında yaşanan o trafik sorunu, gümrük sorunu gibi şehirler arasında kargoculukta yaşanan sıkıntıları,
verilen zararları da minimuma indirgenmesine sebep olacak bir sistem kuruluyor. Gerçekten çok güzel bir sistem. Bu sistemin içerisinde inanarak, güvenerek, öncelikle güvenerek, çünkü yapılan bir iş varsa buna önce güvenmeniz gerekiyor. Size anlatılanlar, sizinle paylaşılanlar konusunda karşınızdakini dinlerken güvenle dinlemeniz gerekiyor ki konuları atlamadan yapılan sunumlarda sizin için verilen artı ve eksileri daha iyi anlayabilmeniz için daha önemli konulardan biri güvendir. Çünkü güvenip dinlediğiniz zaman hem rahat oluyorsunuz hem değerlendirmenizi daha sağlıklı bir şekilde yapıyorsunuz. Sahip olacaklarınızın farkına varabiliyorsunuz. Bu da size daha sağlıklı karar almanıza ve yapacağınız işle ilgili gerçekten ne yapacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Bir yatırımcı olarak ben bunu kendim için de gelecekte çocuklarım için de çok büyük bir başarı projesi olarak değerlendirebiliyorum. Başladığımda güvenerek girdim. Projenin gerçekleşmesiyle ilgili değerlendirmeleri yaparken her konuda düşündüm. Ekolojik olarak da değerlendirmesini yaptım. Onun dışında sağlık konusunda nasıl bir yan etkileri olduğunu da değerlendirdim. Ticaretle uğraşan birisi olarak nakliye konusunda yaşanan sıkıntıların da gerçekten ne kadar büyük olduğunu bildiğim için ileride getireceği artıları da düşünmeme fırsat vermiş oldu. Ve şehirler arası ulaşımlarda da yaşanan sıkıntıları da kazaları da minimuma çekme durumu da benim için büyük bir artıdır. Şu anki durumu da kısa bir değerlendirmek isterim. Pandemi döneminde bulunuyoruz. Pandemi döneminde mutlaka herkes kendini koruma amaçlı evinden çok fazla dışarı çıkmıyor. Sonuçta herkesin çocuğu var, yakını, sevdiği, yaşlısı, annesi, babası gibi sevdiğimiz insanlar var ve bunların da hasta olmasına neden olmak istemeyiz. Mümkün olduğunca kurallara uyarak devam ediyoruz. Hayatımızı çalışanlar yine işlerine gidiyorlar ama çalışmayanlar evde dikkat ediyorlar gibi bazı önlemlerimiz var. Ve bu süreç içerisinde tabii Skyway grubu olarak da çok hızlı bir şekilde yüz yüze görüşme fırsatımız olmuyor. Sizlere mümkün olduğunca canlı yayında online olarak bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu bilgileri aktarırken yüz yüze görüşmeden daha zor bir iletişim seçeneklerinden biri olduğunu ben de farkındayım. Ama artık bundan sonraki süreçlerde bu tür çalışmalara devlet tarafından olsun, özel şirketler tarafından olsun, kamu olsun veya eğitim sistemimiz dahi olmak üzere birçok sistem artık online görüşmelerle devam ediyor. Ticaret anlaşmaları bile online sistem üzerinden devam ediyor ve Skyway üzerinden de görüşmeler bu şekilde devam edecek. Bunun bizim için bundan sonraki süreçlerde zor durumlarda kullanabileceğimiz en etkin yollardan birisi olduğunu unutmadan bir yatırımcıyı davet ederken bu konuyu öncelikle aktarmanız, katılmak için bizimle irtibata geçebileceğini, bizimle uzaktan da olsa online görüşmelerle sormak istediği bütün soruları sorabileceklerini, istedikleri her an bütün temsilcilerimizin kendilerine yardımcı olacaklarını iletebilirsiniz.
Özellikle de burada yine sizleri vurgulayacağım çünkü bizi dinleyen veya yatırımcımız olan kişiler veya olmak isteyen kişiler şu an için sizlersiniz. Sizin aktarımınız çok önemli. Sizin güveniniz, sizin bize olan güveniniz çok önemli. Siz bize ne kadar güvenirseniz o kadar büyük güvenle karşı tarafa bilgileri aktaracaksınız. En azından yol göstereceksinizdir. Destek olacaksınızdır. Yönlendirme yapacaksınızdır. Tabii tercihleri kendisine bırakarak. Herkes kendi tercihiyle, kendi iradesiyle seçmek istediği teklifi, seçmek istediği miktarı, sahip olmak istediği payı kendisi belirlemesi gerekiyor. Ona uygun olan şartları mutlaka ki değerlendirmesi gerekiyor. Onu zorlamayacak yatırımlar üzerinden gitmesi gerekiyor. Bu nedenle biz teklifimizi yapacağız ama son değerlendirme ve son sözü yatırımcının kendisinin vermesini sağlamamız gerekecektir. Konu konuştukça anlatabileceğimiz çok 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 daha fazla bilgilerimiz var. Çok ayrıntılı mühendislik konularına ben buradan girmek şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Ama mühendislik konusunda teknolojinin özellikleri konusunda bilgi almak isteyenler yine mail adreslerini bırakabilirler, telefonlarını bırakabilirler. Mutlaka irtibata geçeriz, bütün sorularınızı yanıtlarız. Teknolojinin özellikleri hakkında da açıklamalarımızı yaparız, sizi tatmin edecek dereceye kadar getiririz. Ondan sonraki süreci tabii ki yine de sizin değerlendirmenize ve sizin kararınıza bırakırız. Ben burada bugün kısa da olsa anlatım yapmak istedim. Biraz heyecanlı olabilirim. Bu konuyla ilgili hoşgörünüze sığınırım. Çünkü her zaman yaptığım bir şey değil. Canlı yayında bir programı, bir konuyu anlatmak, bir sunumu yapmak benim için de çok yeni bir şey. Bu nedenle eğer kusurlarım varsa affınıza sığınırım. Değerlendirmenizi yaparken acemi olduğumu da unutmayınız lütfen. Sorularınızı her zaman çok memnuniyet duyarak yanıtlamak isterim. Burada katılımcılar arasında yabancı dil kullanan arkadaşlarımız olabilir. Türkçe konusunda her zaman yardımcı olmak isterim. Ayrıca İngilizce ve Rusça konusunda da yardımcı olabilirim. Rusça, ben Türkçe'yi çok net anlayamadım. Rusça da dinlemek isterim diyenlere yardımcı olmaktan da memnuniyet duyarım. Bonus programı ile ilgili Haziran ayın içerisinde yer alan diğer programlarla da ilgili ödüllerle ilgili bilgi almak isteyenler irtibata geçmelerini önemli rica ederim. Yatırımcı çekmeniz için de biraz çaba sarf edebilmeniz için ricada bulunmak istiyorum. Çünkü bir projenin başlatılması gerçekten kolay değil. Proje yol aldıktan sonra gerçekte her şeyin ortaya çıktıktan sonraki yol alışı çok daha kolay. Ama bir işin başlangıcı her zaman için iş sahibi olanlar veya iş yapmaya çalışmış ve denemiş olanlar bir kere de yapamamışlardır mutlaka ki. O yüzden burada da işin başlangıç kısmında biz yatırımcılar ve bizim ortaklarımız yer alıyor. Bundan sonraki ortakları ve yatırımcıları da bize dahil ederek birlikte projeleri değerlendirip daha iyi seviyeye nasıl gelebiliriz, nerelere ulaşabiliriz, Türkiye'de daha verimli nasıl çalışabiliriz şeklinde de değerlendirmelerimizi yapıp yatırımcılarımızı davet edelim. Birlikte büyüyelim, birlikte
İş sahibi olalım, birlikte çocuklarımızın geleceğini kuralım ve birlikte bundan sonraki yıllarda hem ulaşımımızı kolaylaştıralım hem işimizi kolaylaştıralım. Sonuçta kargo ve nakliye şirketleri sahibi çok fazla var. Bunlara ulaşabilme imkanlarımız çok çok daha fazla. Kullanılacak olan sistem içerisindeki jetonları daha sonraki dönemlerde ve aşamalarda siz de jeton sahibi olacaksınız, token sahibi olacaksınız ve bunların her kullanımı da size de gelir getirecektir. Size getirirken sizin getirmiş olduğunuz yatırımcıya da getirecektir. Kazanç herkese eşit şekilde tabii ki pay değerine göre eşit şekilde paylaşılarak toplanacaktır ve çok güzel bir projenin kurucularından olma fırsatınız olacaktır. Bu en önemli konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Dünyaya bakışınız geniş açıdan olması gerekiyor. Dünyanın geleceğini 10 adım önceden görmeseniz de en azından bir adım önceden görme yetiniz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir yatırımcı büyük bir projeye katılma kararını aldıysa mutlaka dünya bakışı geniş bir bakış sahibidir, vizyon sahibidir. Gelecekle ilgili nelerin değişeceğini bilen bir kişi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, benim için zaman ayırdığınız için. Aslında benim için değil, Skyway grubu olarak bizler için zaman ayırdığınız için, nezaketinizi gösterip zamanınızı, değerli zamanınızı belki de çocuklarınızdan aldığınız zamanınızı ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemiz, bir sonraki sunumumuz da görüşmek üzere. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Sizlerle olmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İyi akşamlar dilerim.